diyelim. Bakın pidelerini kendi hazırladı, kendi yoğurdu, açtı, fırınladı. Eti hazır galiba değil mi? İskender'in. Anlat bakalım etini de nasıl aldın? Etimi hazır diyeceksiniz diye etimi kendim kestim. Ustadan öğrendim bunun için bir de. Gerçekten çok zordu. Ve o sıcak olan yere elinizi yaklaştırdığınızda çok acıyor. Onun bir tekniği var. Onu yapmak çok zor gerçekten. Evet, ben de kesmiştim bu sefer. Evet. Kendisi kesiyor. Aynen, kendim kesiyorum. Evet. İnanmazsınız diye videoyu da çektim. Videoyu da çekmiş. Görelim bakalım. Şu anda da görüyoruz. Aa, nasıl kestin sen o bıçağı falan? Kaç yıllık ustalar kesemiyor. Helal et. Vallahi. Aslında ben buraya getirtmeyi düşünüyordum ama o mekanizma eve uygun olmadığı için öyle bir şey yaptım. Bu zamana kadar bir sürü Bursa gelini vardı ama hiç İskender sunumunu böyle yapanı görmedim. Evet evet, iyi yapmışsın. Çok hoşuma gitti. Evet, hoş Bursa'ya olmuş. Geldiğimiz belli oldu değil mi hanımlar? Evet, evet. Evet. Tadını merak ediyoruz. Evet. İnşallah beğenirsin. Yine üçüncü gelinde de şey var Aslı Hanım bu arada. Un, su, tuz. Un, su, tuz tabii. Hamur işi. Tabii. Hamur işi var. Ama vallahi meşakkatli ya. Meşakkatli olabilir Aslı Hanım ama sonuç olarak döneri kendisi yapmıyor. Ama sadece un, su, tuzla yapılan evet, yok, bir şey değil. Ben yani, şey için demiyorum hani çok güzel. Evet. Hani yoğur kötü yorum yapmıyorum. Yok hani aynasına yine... un, su, tuz diyor ya. Evet yani, o yüzden dedim. Sen de böyle bugün bir final günü müdür nedir bir sus pus oldun. Evet. Un, su, tuz diyen Gizem dedi. Evet de. Aslı Hanım. Evet evet. Gizem de... Gizem bugün pek bir ılımlı. Evet, dünden de bir alerjim olduğu için bugün birazcık sakinim. İyi, o zaman bu senin işine yaradı. Evet, evet. Alerjim. Bunun puanımla herhangi bir puanımı etkileyecek bir durum olduğunu çok yorum yapmıyorsun da bir sustun kaldın burada evet, bugün. Evet, bizi bayağı yormuştun çünkü bizim günümüzde bugün bayağı sakinsin. Neyse kızlar, biz tarifi öğrenelim bence Buse Hanım'dan. Hangisinin tarifini istiyorsun? İskender'i sen yapmadığına İskender. Göre pidenin tarifini istiyorsun. İskender'i ben yaptım. Yok, gitmişsin, kesmişsin. Tamam, onu nasıl kendim yapabilirim? Sonuçta etini? Onun önemli olan zaten İskender'in baharatı. Etini şişe kendin mi geçiririm? Evet, onun baharatı şişe önemli. Hani sonuç olarak hazır İskender ya, o yüzden diyorum. Hayır, eti kasap yapar. Sen kıymayı aldığında kıymayı kendin yapıyorsun. Hayır, İskender'in tarifini bilmiyorsun o zaman. Çünkü onlar baharatla yapılıyor, ince ince geçiriliyor. Gerçekten, önemli olan o. Gerçekten emeğe saygını gösteriyorsun bu masada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Pidelerimi... Un, su, tuz ve mayayla hazırladım hamurunu. 2 saat beklettim. Göz göz kabardı. Sonrasında kullanacağım kadarını bölüp unlu tezgahta merdane yardımıyla açarak tırnak pide diye geçiyor. Tırnaklarımla şekil verdim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına da atıp kızarana kadar bekledim. Evet. Sonra bu arada, kare kare kestin. Bu arada, evet, sonra evet, kare kare sosunu kestim. Sosunu hazırladın. Üzerine sosunu hazırladım. Domates salçası sosum tamamen doğal, kendimiz yaptık. Yoğurdum. Yazdan yapmışlar. Evet. Aa, haksızlık ama burada Aslı Hanım mı yardım etti sana? Maşallah. Canım, sana da eşin yardım etti. Biz eşimle iki ürün yaptık ama senin gibi bir tane yapmadık. Yok, hanımlar burada ben cevap vereyim. Burası biliyorsunuz açık bir mutfak olduğu için ben sadece bir iki tane kap kaldırdım. Açıkçası buna yardım demeyelim değil mi hanımlar? Ha? Bugün her şey Buse'den yana. Yoksa yapmam biliyorsunuz. Yani ne olacak, iki tane de elimize yapışmazdı yani. Ne olacak, size de denk gelseydim teşekkür size de kaldırırdım. Teşekkür ederim Aslı Hanım, çok incesiniz. Hiç sıkıntı yok, gerçek bu böyle ama. O zaman hanımlar buradan... İftar saatini bekleyeceğiz inşallah. Bu lezzetlerin tadına bakacağız. Dilerseniz düğüne geçelim. İlişki testine geçelim. Geçelim. Evet, geçelim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, ben yeteri kadar ederim. Yorum yaptığımı düşünüyorum aslında. Teşekkür ederim. Bence de. Hadi o zaman şimdi düğüne geçiyoruz.